Şansım bu sefer yaver gitti diye sakın bir daha bana üstünlük taslamaya çalışma, tamam mı? Demek sen buna şanslıyorsun. Ben size bilgi diyorum. Adrenalin de işe yarayabilirdi. Hastayı öldürebilirdi ama. Bak Mert, ezbere doktorluk olmaz. Sana tavsiyem şu, daha dikkatli ol ve sonucundan emin olmadığın şeyleri yapma. Ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Sen kafanı yorma. Gereksiz riskler almamandan bahsediyorum. Öyle mi ya? Ha, bunu söylediğin çok iyi oldu çünkü ben gerçekten bilmiyordum, sağ ol. Rica ederim. Hata kaldırmayan bir meslek yapıyoruz. Bunu sakın unutma. Bana bak. Bir daha sakın bana mesleğimi öğretmeye kalkma, tamam mı? Sakın. Ne oluyor burada? Anlasana artık oğlum. O kızdan ancak bela gelir sana. Bir uğursuz kız yüzünden hayatını mahvetmeye değer mi? Anne, neden anlamak istemiyorsun? Başımıza gelenlerin Banu'yla hiçbir ilgisi yok. Onun bir suçu varsa o da beni sevmek. Ha, bu da suç sayılırsa tabii. Ay, 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 ben aklımı kaçıracağım ya. Ya oğlum, sen beni deli etmek mi istiyorsun? Gel, yol yakınken aklını başına topla. Yol yakınken vazgeç şu yılan kızdan. Anne. Bak, ben Banu'yu seviyorum. Ve ondan vazgeçmeye hiç niyetim yok. Bana bak. Babama bir şey demeyeceğim ama sen de ayağını denk al. Ya ne diyeceksin ki zaten? Melih'i sadece görmüşsün. Ben bir şey yapmadım. E bize yalan söyledin. Melih Kayseri'de dedim. Ya döndüğünden haberim yoktu. Herhalde görüşüyor olsak bilirdim, değil mi? Allah Allah. Allah. İşimiz var bununla. Ya ben senelerdir neler çekiyorum. Yavrum ne yaptınız? Gün alabildiniz mi? Aldık anacığım, aldık. Öyle mi? Şeytanın bacağını kırdık galiba. Şükürler olsun. Çok mutlu oldum. Allah tamamını erdirsin inşallah. Aslan oğlum benim. Sağ olsun baba. Tatlı aldık biz de gelirken. Hocam, hasta az önce fenalaştı. Doktoru bulamayınca da müdahale etmek zorunda kaldım. İyi yapmışsın. Şimdi durumu nasıl peki? Gayet iyi. Kortizon enjekte ettim. Solunum normale döndü. Aferin. Yerinde bir müdahale. Bu Adnan'ın iğnesi burada ne arıyor? Ha, delirdiniz mi siz? Mert, senin işin mi bu? Hocam ben deneyecektim. Sonra kortizonun daha doğru olacağına karar verdim. Aman oğlum. Yani adrenalin iyi sonuç verebilir ama son derece de riskli. Bizim için insan hayatı son derece önemli. Bunu sakın unutmayın. Hadi biz şimdi çıkalım. Hasta birkaç saat dinlensin. Sonra gelir durumuna bakarsın. Ablam nasıl? Düzeldi mi? Abla? Merak etmeyin. Durumu şimdilik iyi. Ama biraz dinlenmesi lazım. Biz seninle dışarı çıkalım, dışarıda konuşalım, olur mu? Bana bak. Bir daha sakın bana yardım etmeye çalışma. Senin korumuna ihtiyacım yok. Bir işim de düzgün gitsin be. Bir annemin dırdırı eksikti ha. Bari Banu'yu arayayım. Sesini duymak iyi gelir. Telefonu nereye koydum ben? Evde bıraktım. Nereye koyacağım? Şimdi gidip de onu alayım. Lan be. Can anne,
Acaba diyorum ki Melih'le her şeyi açık açık konuşsam mı? Yani baksanıza benim farkında bile değil. Banu diyor başka bir şey demiyor. Bir şeyler yapmak lazım. Sen bir dur bakalım kızım. Bu işler öyle aceleye gelmez. Gerçi bir yandan da haklısın. Bir şeyler yapmak lazım ama ne? Ay var ya patlayacağım sıkıntıdan ha. Acaba işi? İşi alabildim ki. En iyisi arayıp öğrenmek. Ay, ay benim içim yandı vallahi. Şöyle bir limonata falan mı yapsam acaba? Siz zahmet etmeyin İncan anneciğim, ben yaparım hemen. Ay ne şanslıyım vallahi. Allah tam istediğim gibi gönlüme göre hamarat bir gelin verdi bana. İnşallah gerçekten gelininiz olurum İncan anne. O nasıl söz? Tabii olacaksın. Hem senin o anne diyen dillerini yerim ben, yerim. Uğursuz şey. Ay sülük gibi yapışmış oğluma. Ama benim adım da Hicran'sa bu iş hayatta olmaz. Anne, ne yapıyorsun sen? Hiç oğlum. Özgür. Ne yapıyorsun? Dersin yok muydu senin? Hiç sorma ya. Sınıf listesine adımı yazmamışlar. Bir karışıklık oldu herhalde. Ne olacak peki şimdi? Hiç bilmiyorum ki. Mert de Demir sınıfa girdiler. Ben de kaldım böyle işte. Ya üzülme canım bu kadar. Alt üstü bir ders sonuçta. Hem çıkışta Demir'le konuşursun, o sana kesin yardım eder. Bence de. Zaten kendisi dünya tatlısı bir insan. Sana hayır demez. Hem çok da zekiymiş biliyor musun? Kimsenin çözemediği soruları Demir çözüyormuş. Ya siz de amma abartıyorsunuz bu çocuğu. Ne o? Kıskandın mı yoksa? Ne alakası var ya? Niye kıskanayım? Deniz bak, sana da tavsiyem. Bence Mert'in yanında fazla bu meseleyi açma, tamam mı? Sonra çocuk çok bozuluyor. Aman canım, bozulacak ne var bunda? Arkadaşımız değil mi? Söyle Mert'e, kıskançlık yapmasın. Bence de. Söyle, yapmasın. Aslında Demir çok kritik bir müdahalede bulundu ve ablanın hayatını kurtardı. Şimdi stabil durumda ama biraz dinlenmesi lazım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, ne demek? Yalnız öğleden sonra bana bir uğra da ablan hakkında konuşacaklarım var. Kötü bir şey mi var? Şimdi konuşsak? Yok, şimdi konuşamam. Beni bekleyen hastalar var. Öğleden sonra görüşürüz. Merhaba hocam. Hoş geldiniz çocuklar. Merhaba. Tanıştırayım. Hastamızın kardeşi Efsun. Ha, merhaba. Nasıl oldu abla? Doktor bir iyi oldu diyor ama. İyi oldu, iyi oldu. İyi olacak inşallah. Siz isterseniz Efsun'u da alıp bir yerlerde bir şey için. Onun morale ihtiyacı var. Benim gitmem lazım, hastalar beni bekliyor. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi o zaman hep birlikte Moda Kafe'ye gidelim mi? Bana uyar. Hadi.
Şimdi casusluğa mı başladın? Telefonumu karıştırmaya utanmıyor musun? Aa, ne karıştırması oğlum? Ben sadece... Bırak anne Allah aşkına. Bal gibi karıştırıyordun işte. Melih, limonata yaptım. İçmez misin? Of ya, of! Sen üzülme güzel kızım. Ben bu meseleyi çözeceğim. Çözeceğim. Bu sefer daha programlı gitmek lazım. Aa, fotoğrafçı. Bak, fotoğrafçıyı önceden arayalım. Tamam canım. Ararız. İmam nikahı da kıyılacak. Şükran'la bir konuşayım ben. Hocam hocam gelmesi lazım. Şükran Hanım memlekette mi hala? Ya memlekette. Doyamadı bir türlü yeğenlerine. Aman aman gelmesin şimdi. Ortalığı birbirine katar sonra. Aa Volkan, salona da bakmak lazım. Acaba yine arkadaşına mı gitsek? Bilmem. Suna. Durumumuz malum kızım. Artık evde, bahçede bir şeyler yaparız. Nasıl yani bahçe? Salon malon deme sen yavrum. Ha. Paranın gözü kör olsun be. Of. Aa Pelin, ne habersin ya? İyidir ya. İkinci sınıf oldum işte. Derslerimin tadını çıkarıyorum. Asıl sen anlat. Bütün yaz yoktun burada. Ya evet, arkadaşlarla doluştuk arabaya. Akdeniz yüklerinin tamamını gezdik neredeyse. Of ya, süpermiş. Seneye Ozan'la biz de mi yapsak acaba? Ozan neler yapıyor bu ara? Geçen gün aradım ama telefon değişmiş galiba. Evet, hattını değiştirdi. Dur ben sana yeni numarasını vereyim. Melih'ten hiç haberin var mı? Melih mi? Ailesinin durumu kötü herhalde. Voyage Bar'da barmen arıyorlardı. Melih oranın numarasını verdi, iş arıyormuş. Öyle mi? İnşallah işe alırlar. Neyse benim gitmem lazım. Ozan numarasını mesaj atarsın sen. Görüşürüz. Alo Ozan? Neredesin? Tamam geliyorum. Aşkım gardiyan gibi tepemdeler resmen. Ya bugün okula geldiler biliyor musun? Seni de görmüşler. Biliyorum. Biliyor musun? Nereden biliyorsun? Volkan Efendi'yle dalaştık da biraz. Neymiş seninle görüşmeyecekmişim bilmem neymiş falan filan. İnanmıyorum ya. Hayret bir şey, sana bir şey yapmadı değil mi? Yavaş yapsın. Havlayan köpek ısırmaz güzelim. Bak var ya şimdi daha da bir uyuz oldum ha. İşte sakın ha. Bir şey söyleyeyim deme. Görüştüğümüzü anlamasınlar. Tamam. Sen ne yapıyorsun şimdi? Arkadaşım birinden bir telefon numarası aldım. İş görüşmesine gidiyorum. Ne iş bu? Barmenlik. Barmen mi? Oo, kızlar, içki, gece hayatı filan. Unutursun sen şimdi beni. Ya güzelim ben seni nasıl unutayım? Kayseri'de dünyanın bütün içkilerini içtim de unutamadım. İşe yaramadı yani. Yaramadı tabii. Benim ilacım sensin. Anla artık bunu. Canım benim. Seni seviyorum. Ben de. Ben de seni seviyorum. Hem de çok.
Ablamın hayatını Demir'e borçluyum yani. Rica ederim. Böyle durumlarda gereken müdahale yapmak durum en temel görevi. Bence müthiş bir iş çıkarmışsın. Bu kadar mütevazı olmaya gerek yok yani. Evet, sen dördüncü sınıfta bu kadar iyiysen mezun olduğunda kim bilir nasıl olursun? Oğlum, herifince ordinaris profesör yaptılar. Sorma, resmen ağzın içine düşecek. Bu sene okul birincisi olursun artık ha Demir. Bilmiyorum ki. Yani bunun için özel bir çaba sarf etmiyorum. Sadece ders çalışıyorum o kadar. İnekliyim yani. Zekiyim diyorsun yani, öyle mi? Sen öyle diyorsan öyle olsun. Efsun, sen ne yapıyorsun? Okuyor muydun? Hukukta okuyordum ama bırakmak zorunda kaldım. Aa, neden? Öyle demek işte. Evet, ne içiyoruz? Portakal suyu. Ben de kola alayım. Ben de limon. Gideyim. Bir saniye. Benden kaçamazsın. Er geç bulacağım seni. Kuzen, sana süper haberlerim var. Hayırdır? Melih'le ilgili neler öğrendim bil bakalım. Merak etmiyor musun ne olduğunu? Pelincim, bu konuları hiç açmasak, ha? Onlarla ilgili hiçbir şey duymak istemiyorum. Ama bunu duyunca çok hoşuna gidecek. İyi, söyle bakalım neymiş? Bugün okula girerken Fırat'la karşılaştım. Dün Melih ona iş aradığını söylemiş. Fırat da bir barda barmenlik ayarlamış. Ya düşünebiliyor musun? Melih Şahin'in düştüğü hallere bak. Onun o sefil halini görmek için mutlaka bara gitmeliyiz. Sevinmedin. Sakın bana onlar için üzüldüğünü söyleme Ozan. Pelin, bunun üzülmekle bir ilgisi yok. Sadece Melih Şahin'i görmek istemiyorum. Hepsi bu. Ama bu fırsatı kaçıramayız. Kim bilir bizi görünce karşımızda nasıl ezilecek? Pelin, istemiyorum, ısrar etme. Şey. Ama ağlıyorsun. Ağlamıyorum, tamam. Bitti gitti. Sunam yapma böyle, ne olur. Volkan üstüme gelme, seni üzmek istemiyorum. İyi de ne yaşadığını bilmezsen ben de çok üzülüyorum ama. Ben de insanım Volkan. Ben de her genç kız gibi güzel bir düğün istiyorum. Ama her seferinde hayal kırıklığına uğramaktan bıktım, uzandım artık. Keşke elimden bir şey gelse. Keşke. Biliyorum. Suna çok üzülüyor. Ama haklı. Haklı tabii. Ay anam ay. Kazım. Borç mu istesek? Borç diyecek kimse kalmadı Sabiha. Yüzüm yok. Dur. Ben bu işi hallederim. Nasıl halledeceksin? Yok. Bu iş olacak. Kızıma güzel bir düğün yapacağım. Nereye gidiyorsun? Hadi. Ben bir saate kadar gelirim.
Fesübhanallah. Ben ne kadar talihsiz bir kızım. Melih hala Banu'yu seviyor değil mi? Hala onunla beraberler. Melih benim farkımda bile değil. Oysa ben hayata onunla beraber döndüm. O benim her şeyim. Ben onsuz yaşayamam. Yapma ama böyle kızım. Sen bana güven. Bak ben çözeceğim bu meseleyi. Melih eninde sonunda seni sevecek. Sen sabırlı ol, pes etme yeter. Ben oğlumu çok iyi tanırım. Melih çok inatçıdır. Banu meselesini inada bindirdi. Yoksa sevdiği falan yok. Sen bana güven. Tamam mı benim güzel kızım? Merhaba. Sema Hanım'la görüşecektim. Sema benim, buyurun. Merhaba Sema Hanım. Telefonda görüşmüştük sizinle. İş için numaranızı Fırat'tan aldım. Aa, merhaba Melih. Merhaba. Seni tanıyorum aslında. Daha önce buraya sık geliyordum. Otursana. Artık hayatım eskisi kadar rahat değil. Çalışmak zorundayım. Hayat her zaman istediğin gibi gitmiyor değil mi? Maalesef. Melih'ciğim, seni iş almayı çok isterdim ama daha bugün profesyonel bir barmen aldık işte. Hadi ya. Ama senin için bir iş daha düşünebiliriz. Bari koruma arıyoruz. Koruma mı? Sema Hanım, sanırım kabul edemeyeceğim. Çünkü o işi becerebileceğimi düşünmüyorum. Müsaadenizle. Melih Bey, anladığım kadarıyla bu işe çok ihtiyacım var. Bir kere daha düşün istersen. Ne düşünüyorsun? Ne diyelim? Denemekten zarar gelmez. Kabul. Tamam. Bugün başlayalım o zaman. Görelim bakalım bu işlerde nasılmışsın. Gel sana detayları göstereyim. Ozan. Lütfen. Ya Allah Allah, istemiyorum dedim. Ya onların sana yaptıklarını ne çabuk unuttun? Ya unutmakla ne alakası var? Saçmalama. Bal gibi de alakası var işte. Ya içinde biraz kızgınlık olsa benimle o bara gelir, Melih'in ayağa düşmüş halini görürsün. Ya Pelin yeter ya. Bana bak. Bu hayatta kimse onlara karşı benden daha öfkeli olamaz. Anlıyor musun? Göster o zaman. Oraya benimle gel. Onlara kim olduğunu kanıtla. Ya vicdan azapları ol. Hayır, ne olacak? Elimize ne geçecek? Tamam ya. Tamam. Sen burada böyle, hiçbir şey yapmadan otur. Onlar da öyle vicdanları rahat rahat geçsinler. Zaten Ozan kimdi ki onlar için? Kullandılar, bir kenara attılar. Aylarca gözünün içine baka baka kandırdılar. Ya lanet olsun ya. Haklısın, yürü. Gidelim. Gidip Melih'i o halde göreceğim. Hadi kalk. İhtiyacın olursa biz hep buralardayız, tamam mı? Çok sağ ol. Neyse ben kalkayım artık. Nereye kalkıyorsun? Daha yeni oturma. Başka zaman görüşürüz. Peki sonra görüşürüz. Görüşürüz. Su. Ablan ile şeklini aradın ben. Tamam mı? Bence de. Of ya, okul resmen başladı yani. Hiç sorma. Tatil ne güzeldi.
Bir de bu sene dersler çok zor olacak. Fizyolojiden kalırım diye çok korkuyorum. Mert, sen bana fizyoloji çalıştırır mısın? Tatlım, ben geçen sene fizyolojiden çarptım biliyorsun. Nasıl çalıştırayım? Ben seni çalıştırırım Deniz. Gerçekten mi? Elbette, korkmana gerek yok. Süpersin Demir ya, sağ ol. Demir, seninle şöyle biraz konuşalım mı dışarıda? Olur tabii. Ne oldu ya? Ben hiçbir şey anlamadım. Celal, ya biz bir kurutma makinesi mi alsak? Yani çok kolay oluyor diyorlar. Hani fiyatı falan uygunsa diyorum, bir bakalım mı? Bakarız hayatım, bakarız. Bu kimin ayol? Demir'indir. Aa, doğru ya. Ha Celal, ben bu çocuğa bir türlü alışamadım. Alışırsın hayatım, alışırsın. Hem çok iyi bir çocuk. Ya Celal, biz çok mu acele ettik acaba? Ne bileyim, böyle el alemin çocuğunu evimize aldık. Hayatım, Bahri'nin referansı var ama. Hayatım Bahri de doğru dürüst tanımıyor ki çocuğu. Aman neyse, ömür boyu kalacak değil ya. Değil mi ama? Hem Mert'e derslerinde yardımcı oluyor. Ben seviyorum o çocuğu. Ben bakarım. Sabiha Hanım, hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Lütfen, lütfen çıkarmayın. Buyurun. Sabiha Hanım, hoş geldin. Ay, canım benim, nasılsın? İyiyim. Gel şöyle, gel, gel otur canım, gel. Böyle çat kapı geldim ama kusura bakmayın. Olur mu öyle şey? Sen yabancı mısın? Ters bir şey yok değil mi Sabiha Hanım? Celal Bey, yardım istemeye geldim sizden. Ne oldu? Sunay'la Volkan için. Bak böyle fener alsak, yol boyunca assak falan. Yani toptancı buluruz belki. Çok tutmaz bence. Tutmaz tutmaz, hallederiz. Annem nerede? Komşuya gitmiş. Babam? Uzandı. Ne oluyor Banu Hanım? Surat yapacaksan ben alasını yaparım biliyorsun. Yarışalım istersen. Şşş! Ne yapıyorsunuz? Babamı uyandıracaksınız. Allah Allah. Banu, gel otur hadi yanıma. Bize fikir ver. Ne yapıyorsunuz ki? Düğün evde olacak. Bahçeyi süsleyelim diyoruz. Sarayda olacak değildi herhalde. Vallahi basma damarıma. Bütün acımı senden alırım ha. Kaldırmayın beni. Yürü odana. Ya sana ne be? Sana mı soracağım? Allah'ım, bu kız elimde kalacak ya. Tamam canım, tamam. Gel otur bakalım şunlara hadi. Gel. Canım, nasıl şekermiş. Ya, öyle tatlı bir çocuktu ki. Ne kadar yaramazlık yaparsa yapsın, bir türlü kızamazdım ona. Umarım Melih'le benim de Melih'e benzeyen bir oğlumuz olur. Ama ben aynı senin gibi güzel bir kız torunum da olsun isterim ona göre. Ne kadar da mutlu görünüyorlar. Allah'ım, yine mi çok gördüm mutluluğu bana? Benim oğlum bu kızla mutlu olamaz. Ben bunu bilir, bunu söylerim.
Bana bak. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne yapıyormuşum? Sürekli her şeye atlamalar, kahramanlık taslamalar, böbürlenmeler. Ne iş? Bir şey oldu yok. Deniz bana ders çalıştırır mısın dedi. Ben de olur dedim. Onu sana sormadı. Onu bana söyledi. Sen atladın. Mert, sen niye bu kadar gerginsin? Bak Demir. Biz geçen sene denizde çok büyük badireler atlattık. Sana tavsiyem, sakın hayatımıza burnunu sokma, tamam mı? Yani? Yani Demirciğim, seni bir daha buralarda görmeyeyim. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Öyle bir niyetim yoktu. Madem rahatsız oldun, ben gereğini yaparım. Kimseyi huzursuz etmek istemem. İyi edersin. Demek öyle Sabiha Hanım. Evet böyle. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yani Sunan'ın düğününü salonda yapalım deyince kız başladı ağlamaya. E haklı tabii. Haklı. İşte ben de boynumu eğdim. Size geldim böyle. Yani biraz borç verebilirseniz. Öyle salon malon değil. Yani bizim orada bir kafede de olur. Veririz tabii. Değil mi Celal? Yani ben durumumuz nedir bilmiyorum ama kurutma makinesi almaktan vazgeçtim. Sormam bile kabahat hayatım. Onlar bu eve kaçıp geldikleri zaman ben onlara söz vermiştim. Düğününüzü bizzat ellerimle ben yapacağım demiştim. Yok Celal Bey. Ben borç istiyorum. Ama hemen ödeyemeyiz. Tamam Sabiha Hanım, tamam. Ne zaman uygun olursanız o zaman ödersiniz. Para yarın elinizdedir. Ben getiririm. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Asıl siz sağ olun. Torunlarınızı da bizim adımızı verirsiniz artık. Veririz tabii, veririz. Söz. Bak Sabiha Hanım, başka bir şeye ihtiyacınız olursa da mutlaka beni ar, olur mu? Ararım, tamam ararım. Ben gideyim de çocuklara müjdeyi vereyim. Sabiha Hanım, Kazım Bey benden bolca selam, tamam mı? Baş üstüne. Hoş geldiniz. Kimlikleriniz verebilir miyim? İyi eğlenceler. Kimlik. Oğlum bir de gel. Hep. Kolay gelsin. Al bakalım hareketler. Bir dakika, bir dakika. Sen Melih değil misin ya? Oğlum ne işin var senin burada? Görmüyor musun? Çalışıyorum. Sen bu halde düşecek adam mıydın ya? Ne oldu sana bu? Ya bir şeyler oldu işte. Ne yapacaktın? Sen gidip eğlenmene baksana. Neyse neyse, bir dakika. Kartı fark et ha. Merak etmeyin. Hadi bakalım. Al bakalım. Arabayı yeni aldım, bir şey olsa senden bir. Mert, hayırdır, kötü bir şey yok değil mi? Yok, ne kötü bir şey canım. Biz sadece Demir'le öyle bir şey konuştuk. Aramızda, özel yani. P-
Peki Demir nerede? Niye seninle gelmedi? Demir şeyde... Dersi varmış. Bize veda etmeden mi gitti yani? Evet, keşke gelseydi. Zaten biz de kalkacaktık, beraber giderdik. Çok acil gitmem lazım dedi. Fotokopi çektirecekmiş. Öyle bir anda gitti, ben de anlamadım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Ben sinemaya gidelim diyorum. Ne dersiniz? Abi ben bugün gelemem valla. Biliyorsun derse girmedim. Telafi edeyim yani. Siz kızlar? Bizim de Mehveş'le kütüphaneye gidip çalışmamız gerekiyor. Süper fikir. Ben de sizinle geleyim. Yardım dokunur belki. Emin misin Mert? Sonra sıkılma orada. Senin olduğun bir yerde sıkılır mıyım ben hiç? Hadi ne bekliyoruz? Gidelim. Özgürcan, önlükler canım. Gel. Kusura bakmayın hocam, rahatsız ediyorum ama öğleden sonra gelmemi istemiştiniz. Gel bakalım. Otur canım. Şimdi sen ablanın durumunu merak ediyorsun değil mi? Bak ben hiçbir şeyi saklamadan olduğu gibi açık açık sana anlatacağım. Ablanın durumu pek iç açıcı değil. Nasıl yani? Biz bazı testler yaptık. Bu testler sonucunda bizim KOAH hastalığı dediğimiz kronik bir akciğer hastalığı olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki oldukça da ilerlemiş durumda. Neredeyse kendi başına nefes alamıyor. Ama tedavisi var değil mi bu hastalığın? Merak etme. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama bana sorarsan bu hastalıkta uzmanlaşmış bir klinikte tedavisini sürmesi daha doğru olur. Oraya götüreyim o zaman. Ankara'da var mı bu kliniklerden? Maalesef Ankara'da yok. Türkiye'de de yok. Hepsi yurt dışında ve oldukça da pahalı. Ama ne yapacağım ben şimdi doktor bey? Biz kendi karnımızı bile zor doyuruyoruz. Bak, telaş etme. Ben elimden gelen yardımı yapacağım. Ama böyle sen kendini kapıp koyuvermeyeceksin. Sakin olacaksın. Çözüm yolu bulunur. Gün doğmadan neler doğar. Anne ne oldu? Para buldum. Düğünü şu yakındaki kafede yapacağız. İnanmıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten ya, gerçekten. Gelirken konuştum bile. Volkan duydu mu? Duydum bir tanem, duydum. Ay canım annem benim ya, canım. Sen nereden buldun o parayı? Bernardo'dan istedim, yarın getirecek. Ay sağ olsun. İyi bakalım. Allah ödemeyi nasip etsin. Öderiz baba, öderiz. Çalışır öderiz evvelallah. Aslan oğlum, benim sana güvenim tam. Ay annem ya, canım annem ya. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Mehveş, sana bir şey soracağım. Sen de bugün Mert'te bir gariplik hissettin mi? Yo, her zamanki Mert işte. Niye sordun? Ne bileyim, sanki bir haller var üzerinde. Yani biraz tuhaf davranıyor. Aa, Demir değil mi şu? Demir! Ne haber kızlar, nasılsınız? İyiyiz işte, ne yapalım? Kütüphaneden çıktık, eve gidiyoruz. Seni görünce bir hoşça kal diyelim dedik. Hoş, senin öyle adetlerin yok ama. Derse gidiyorsan biz seni tutmayalım. Yok, ben de fakülteye gidiyordum. Panolara bakmaya. Kendime kalacak yurt arıyorum da. Neden? Sen Mertler'de kalmıyor musun? Tabii aslında öyle. Ama belli bir yerden sonra insanlara yük olmamak lazım. Demir. Aslında benim çok iyi bir fikrim var. Ya bizimle kalmaya ne dersin? Uzun zamandır bir üçüncü arıyorduk. Kızlar, ben bunun çok iyi bir fikir olduğunu zannetmiyorum. Ya neden? Bizi sevmedin mi yoksa? Nasıl söz? Tabii ki çok sevdim.
Tamam o zaman. Tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Eşyalarını toplayıp hemen bize geliyorsun. Anlaştık mı? Hadi. Peki madem. Senden de kurtuluş yok. Anlaştık. Ay. Kızım, ben Hicran, Melih'in annesi. Aa, merhaba, nasılsınız? Sağ ol yavrum, iyiyim. Seninle tanışmayı çok istedim ama bir türlü kısmet olmadı. Yarın müsaitsen görüşebilir miyiz? Tabii tabii, müsaitim. Ama Melih'in haberi olmasın, olur mu evladım? Kadın kadına laflarız biraz. Tabii, siz nasıl isterseniz. Geldiniz. Seni burada görmek ne hoş. Bakıyorum da bayağı ayağa düşmüşsün. Nasıl? Bahşişler dolgun mu bari? Dur ya. Sen buraya çok yakışmışsın. Sırf bunun için sana bu bahşiş vermek istiyorum. Çekinme. Ben sana dikkat et demedim. Kafan basmıyor mu oğlum senin? Ne oldu ki? Ne demek ne oldu ki? Çizmişsin arabayı. Mümkün değil, ben çok dikkat ettim. Bırak ya, dikkat etmiş. Şimdi ne olacak ben sana onu ödetsem? Hı? Paran da yoktur ki senin. Bir de karşıma geçmiş artistlik yapıyor. Özür dile bari. Özür dilerim. Lan senin özrüne de mahvettin arabayı. Görüyor musun? İyi ki karşılaşmışız seninle. Ay, şimdiden o kadar sabırsızlanıyorum ki. Vallahi kızlar, beni çok büyük bir dertten kurtardınız. Ne kadar teşekkür etsem az. Kızlar? Demir? Siz ne arıyorsunuz burada? Ben eve gideceksiniz zannediyordum. Gidecektik de yolda Demir'le karşılaştık. Ya Mert, sana harika bir haberimiz var. Neymiş o? Hani uzun zamandır bir üçüncü arıyorduk ya. İşte sonunda bulduk. Bundan sonra Demir bizimle kalacak.